Keşke sen de gelebilseydin bizimle Pelin. Sağ ol anne ama Deniz'i yalnız bırakamam. Hem zaten inşallah başardığı yılbaşında Türkiye'ye gelecekmiş. Hmm. O zaman tatile birlikte gideriz. Ayrıca buraya birilerinin göz kulak olması lazım. Sağ ol. Gelirken getirmemi istediğim şey var mı? Bilmem. Hiç düşünmedim. Hadi hadi söyle. Ya, dur yazayım. Madem ısrar ediyorsun. Bir kavanoz sakız reçeli. Bir tane deniz kabuğundan kolye. Bir tane turkuaz taşlı bilezik. Anlaşıldı. İçeriden ajan da getireyim. Bu kağıt yetmeyecek. Yok canım. Gerek yok. Birkaç tane de elbise yazdıracağım. Hepsi o. Al bakalım bu anne. Bu sonuncusu. İndir hepsini aşağıya. Biz arabada bekleyelim. Ne dersiniz İhsan Bey? Şey bu arada yalnız size hayırlı yolculuklar ve iyi tatiller dileyen ilk insan olma şerefine nail olmak istiyorum. Buyur oğlum. Çeşme'de 5 yıldızlı otelde tam 7 gün. Yani bütün herkesin hayallerini süsleyen şeye pek azımız nasip oluyor. Yani ben de gitmek isterdim ama nerede maaşla? Ay. Ne kadar şanslısınız İhsan Bey. Yani her sene istediğiniz yere tatile gidebiliyorsunuz. Oysa ben her yıl aynı yere gidiyorum. Köz köz oturuyorum tatil niyetine. Tamam benim bu kadar. Başka kapik işlemez ona göre. O zaman ben de lafı bağlayayım. Size iyi tatiller dileyim. İhsan Bey, size de Sevinç Hanım iyi tatiller efendim. Sağ ol Muharrem Efendi. Ayıptır sorması, senin her yıl tatil yaptığın yer neresi? Benim? Vallahi benim Bodrum Tükbük'ünde tek katlı bir evcezim var. Denize 0, orası. Geldim, nasıl olmuşum? Bu ne ya? Bu ne ya? Nasıl, yola çıkmaya hazır mıyım? Evet. Bence dolaptan süpürgeyi al, sen balkondan çık, havaalanında buluşuruz. İhsan. Nasıl buldun kıyafetim Pelin? Ya bence çok renkli. İltifat ediyorsun Pelinciğim. Bu kıyafetle bunun uçakta midesi kalksa kimse fark etmez. Pelin, annenle baban döndüğünde onlarla birlikte tatil yapamadığımız için çok üzgün olduğumuzu, onları çok özlediğimizi söyle. Yalan söylemek seni rahatsız etmeyecekse tabii. Efendim kardeşim. Ya doğru ya doğru. Tatil yapmanın en güzel tarafı insanın dertlerinden kurtulması. Ben 4 büyük derdimden kurtulacaktım senin yüzünden 4'te 3. Neredeyse 4'te 4 yapıyordum. Düşünsene bir hafta feraya yok, yorgo yok, irfan yok. Bu ne ya? Bu nereden çıktı be? Beyefendim ben şimdi Muharrem Efendi'den duydum. Allah'ım şok geçirdim. Hayırdır İrfan Bey? Aman efendim bu sıcaklarda ne yapacağım ne edeceğim diye kara kara düşünüyordum. Sonra Yorgo Bey'le Feraye Hanım'ın attığı kartpostal geldi aklıma. Hemencecik uçak biletimi aldım. Rezervasyonumu yaptırdım. Tam bavulları taksiye bindiriyordum. Bir de ne göreyim Muharrem Efendi? Sizin bavulları sizin arabaya sokuyor. Eh baba kaldı 4'te 2. Of ya of ya. Doğru söyleyin azizim siz mutluluktan ofluyorsunuz değil mi? Evet ben mutlu olunca oflarım. Keyiflenince iç çekerim. Üzülünce de göbek atarım. Neyse hadi oyalanmayalım uçağı kaçıracağız. Nasıl olsa orada bir hafta sürekli beraberiz. Ay durun ben biraz daha para alayım yanıma. Neden? İhsan Bey yapıştırmak için. Bu gidişte çok göbek atacak. Hadi be. Başa gelen çekilir. Hadi gidelim hadi. Beyefendi ben müthiş bir tahkikat yaptım. Bütün bilimsel verileri topladım ve şu kanaate vardım ki İzmir'in çıtırları dünyanın hiçbir yerinde yok. Evet ya ben de duydum. Ay, duydum ne dediğini. Yakışıyor mu sana? Çok ayıp bir şey ya. Ben evi bakıyorum oğlum. Bana ne çıtırdan kardeşim. Benim için önemli olan orada trafik yok. Gürültü yok. Hava kirliliği yok. Ve en önemlisi Yorgo'la Feraye yok. Hadi. Hadi.